Şimdi kitaplardan, ders kitaplarından konuştuk. Ders kitaplarının durumu böyleyken, çocuklar okuma davranışını daha çok küçükten iyi bir metinle görebilirken, toplumun genel anlamıyla okuma davranışındaki bu zayıflıkları da göz önüne alarak, açıkçası belki haksızlık ediyoruz ama biz Türkçe öğretmenlerinden, edebiyat öğretmenlerinden, sınıf öğretmenlerinden çok şey bekliyoruz açıkçası. Çünkü çocukları kitaplarla buluşturacak olan, yazarlarla, edebiyatçılarla buluşturacak olanlar, o köprüler öğretmenlerimiz diyorum. Neler yapılıyor? Aynı zamanda eğitimcilik deneyiminiz var. Neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Önce eğitimci olarak bence, daha sonra da yazar olarak okullardaki okul etkinliklerinizde neler yapıyorsunuz? Onları konuşalım. Ben son dönemde hani çocuklara kitapları nasıl okutalım, çocukla kitabı nasıl buluşturalım noktasındaki arayışların bir sonucu olarak drama çalışmalarından yararlanmanın çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Kendim de bir yıldır drama ile ilgili eğitim alıyorum. Hala da sürüyor eğitimim. Evet, eğitim yaşam boyu sürer. Yaşam boyu sürer bir şey. Evet. Yaratıcı okuma atölyeleri bu anlamda çok çok yararlı. Drama ile kitabı buluşturan çalışmalar, oyunla, eğlenerek, sorgulayarak çocukları düşündürdüğümüz, hem eğlendirdiğimiz çalışmalar bunlar. Okullarda bu tür çalışmalar yaptım ben, yaratıcı okuma çalışmaları ve hep çocukların son derece keyif aldıklarını gördüm. Hiç dramayı bilmeyen çocuklarla örneğin drama çalışmaları yaptık ve bitiminde çok eğlendik, çok keyifli geçti, güzeldi. Çocukların kitaba bakışı değişiyor, kitap algıları değişiyor. Ha, ne yapıyoruz bu çalışmalarla? Evet, nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Evet, yani kitap üzerinden gittiğimiz için, örneğin ben Jaco olayının atölyesini yaptım. 6. ve 8. sınıflarla uyguladık onu. İşte o bir roman, romanda ne vardır? Romanın işte olay, yer, zaman, kişiler, temel öğeler, ana düşünce. Buradan hareket ederek, buradan yola çıkarak bir atölye çalışması yazıyorsunuz ve onu uyguluyorsunuz. İşte nasıl uyguluyoruz? Diyelim kişileri ele alacağız. Ama tabii bu çalışmanın öncesinde çocukların bu kitabı okumaları gerekiyor. Roman olduğu zaman okumaları gerekiyor. Ha, çocuk atölyede ne yapıyor? Yani o yaratıcı okuma atölyesine geldiği zaman kendi okuduklarını da gözden geçiriyor. Kendi ne okudu? Arkadaşını ne okudu? Arkadaşının aklında ne kaldı? Kendinde ne kaldı? Bu anlamıyla da kendisini sorguluyor. İşte kişileri ele alacağız diyelim. İşte kahramanlarımızdan birisi Aşkın. Diyoruz ki işte Aşkın'ı tanıtacağız. Ama nasıl tanıtıyoruz? İşte dramada bir takım teknikler var. Artık bu tekniklerin uygun olanlarını siz atölyenize uyguluyorsunuz. İşte benim uyguladığım tekniklerden birisi örneğin dedikodu halkasıydı. Aşkın'la ilgili hemen gruplara ayrılıyoruz. İşte bir grubumuz Aşkın hakkında konuşacak, bir grubumuz annesi Bella Anne hakkında konuşacak, bir grubumuz işte arkadaşı Lara hakkında konuşacak gibi. Sonra diyoruz ki çocuklarımıza siz Aşkın'la ilgili bir dedikodu yapın bakalım. Doğru yanlış bir konuşun, nedir Aşkın, ne yapmış falan. Son derece keyif alıyorlar. Orada abartıyorlar, farklı yaklaşıyorlar, kendi duygularını katıyorlar işin içerisine. Ama o olay bittiği zaman, o konuşma bittiği zaman evet Aşkın karakteriyle ilgili çocukta çok somut bir şeyler oluşuyor. Ya da işte nedir? Karar alma, işte kitabın düğüm noktaları var. Bu düğüm noktalarından birisi diyelim Bella annenin, doktordur annemiz. Kariyeriyle eşi ve çocuğu arasında bir seçim yapma noktasında durumunda kaldı. Birini seçecek, ikisi bir arada gitmiyor, bir karar verecek. Bu kararı nasıl aldık? Hemen bir bilinç koridoru oluşturuyoruz öğrencilerimizle. Birisini Bella Anne yapıyoruz. Bella Annemiz orada ağır ağır yürürken yandaki öğrencilerimiz, koridorun iki yanına sıralanmış olan öğrencilerimiz Bella Anne'nin bilinçaltı sesi olup Bella Anne'ye işte ne yapması gerektiği hakkında olumlu olumsuz düşünceler dile getiriyorlar. Ve o koridorun sonuna geldiği zaman Bella Anne bir karara varacak. Bu kararın kitaptaki kararla aynı olması gerekmiyor. Farklı bir karar da çıkabilir. Ama işte böylece çocuk ne yapıyor? O düğüm noktalarından birini
çok güzel adını koyuyor ve sonuçta çözüyor. Süresi ne kadar? Ben atölyeyi 2 ders saati olarak yaptım. Hı-hı. Yani hı-hı. Orada öğretmenimiz 2 ders saatini kullanabiliriz dedi. Hı-hı. Daha kısa olduğu zaman daha kısa bir atölye hı-hı. yazarsınız. Hı-hı. Yani o konuda öyle bir kesin bir evet. şey yok, sınırlama yok. Hı-hı. Ya da işte ana düşünceleri, yardımcı düşüncelerini vereceğiz çocuklara. Burada da örneğin kitapta ana ve yardımcı düşünce olabilecek nitelikteki bir takım cümleleri işte renkli kağıtlara yazdım küçük küçük. Serpiştirdik masaların üzerine. Çocuklarımız geldiler gene gruplara ayrılmış olarak. Ve istedikleri ana düşünceyi, istedikleri yardımcı düşünceyi seçtiler orada. Onlara dedim ki şimdi buradaki ana düşünce neyse. İşte örneğin birinde şey vardı. Bencillikle ilgili işte sen önemlisin, başkaları önemli değil. Önemli olan sensin. Bu düşünceyi ne diyelim, katılalım mı, karşı mı çıkalım, ne düşünelim biz bu yargı hakkında? Bana dedim bunu canlandıran bir şey, oyun oynayın dedim. Bir canlandırma yapın doğaçlama olarak. Nedir algınız? Kitaptan bağımsız artık. Yani kitap bunu dile getirdi. Siz neyi dile getiriyorsunuz? Bir de bunu görelim gibi. Çocuklar canlandırmalar yaptılar. Yani son derece benim için de çok keyifli, çocuklar için de öyle. Çok iyi izlenimlerle. Peki, ne sıklıkta yapıyorsunuz bunu? Yani öğretmen ne sıklıkta? Yani belli işte haftada bir, ayda bir ne? Yani ben o öğretmenin inisiyatifine kalmış bir şey. Hı-hı. Ne zaman Hı-hı. isterse, çağırırsa benimle iletişim kurduğunda Hı-hı. ben hep gittim, Hı-hı. yaptım bu tür çalışmaları. Çok güzel. Birinci sınıflarla da örneğin yaptım. İlkokul birinci sınıflarla da yaptık. Mesela onlarla yaparken de orada önceden çocuklar okuyup gelmediler. Ben onları okudum ama okurken kitabı aralarda işte gene bu drama tekniğinden yararlanarak, tekniklerinden yararlanarak canlandırmalar yaptık, oyunlar oynadık. İşte örneğin bir yerde öykümüzde şey vardı, çocuk... Arkadaşı televizyon izliyor çocuk. Arkadaşı geliyor o sırada hemen onun yanına oturuyor. İkisi birlikte televizyon izlemeye başlıyorlar. İşte ben çocuklara dedim ki siz dedim arkadaşlarınız geldiği zaman ne yapıyorsunuz? Ne yapmayı daha çok seviyorsunuz? Oyun mu izliyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Televizyon mu izliyorsunuz? Hı hı. Çocuk orada örneğin tabii hemen televizyon izlemiyoruz. Oyun oynuyoruz. Oyun oynamayı daha çok seviyoruz. Hadi dedim o zaman sizinle oyun oynayalım. Gruplar hı hı. oluşturdum. Şimdi dedim bakın adını bize söylemeyeceksiniz ama bir oyun oynayacaksınız. Biz ne olduğunu bilmeyeceğiz bunun. Sessiz olarak bize oynayacaksınız. Biz anlayacağız sizinle oynadığınızı. Evet. Son derece keyif aldılar, mutlu oldular. Evet. Yani işte çocuğu kitapla buluşturmanın evet. en güzel yollarından biri bence bu. Çocukların üzerinde bu çalışmadan sonra önceden okuyup geliyorlar büyükler özellikle. Evet, büyükler. Okumamış olan çocuklarda o kitaba karşı ilgi ya i̇şte, da tabii. ne oluyor? Yani onu merak ediyorum ben aslında. Çocukların okuma davranışı kazanmasında. Ya işte arkadaşlarındaki olumlu katılımı, olumlu Hı-hı. duyguları, düşünceleri gördüğü zaman ister istemez çocuk kendinde o eksiği hissediyor. Hı-hı. Yani ama Hı-hı. burada tabii öğretmenin yaklaşımı çok önemli. Yani büyük sınıflarda kitabın okunarak gelmesi atölyenin verimi Hı-hı. açısından çok önemli. Anladım. Hani bunlar böyle çok nasıl diyeyim yapılamayacak çok kocaman kocaman şeyler Hı-hı. değil. Aslında biz ben de edebiyat öğretmeni olarak çalıştığım yıllarda benzer çalışmaları, belki o zaman adını böyle bunun drama çalışması gibi koymadık ama yıllarca aslında biz evet. de benzeri şeyleri evet, yaptık. Evet. Şimdi evet. Münir öğretmenimizin çok çok güzel çalışmaları var. Evet, ben birazdan, rica edeceğim evet, zaten. Yani, o evet. da aslında dramaya işte evet. katkı yani dramanın evet. parçaları olarak algılayabiliriz onları. Evet ama Münir öğretmenim ondan önce bir izleyicimiz arıyor. Hem de sürpriz bir izleyici aslında bu. Bir yazar arkadaşımız. Şimdi benim için de sürpriz oldu. Ankara'dan Sultan Su Esen bizi arıyor. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Gülsüm Hanım nasılsın? Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir sürpriz bu. Vallahi ben de böyle heyecanlandım sizleri görünce bir merhaba diyeyim dedim. Çok... Bu güzel arkadaşlarımı kutlayayım dedim. Harika. Sevda orada. Münir Hanım'la da onu da tanımaktan çok mutlu oldum. İyi misiniz hepiniz? Çok güzel, kıskandım sizi. Çok teşekkürler. İstanbul'a yolunuz düşerse bir gün sizi de armağan ederiz. Ne güzel. Evet. İnşallah. Sevgiyle. Sevgiyle.
Vallahi çok harikasınız, üretkensiniz, güzel 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 konuşuyorsunuz. Ben hani söyleyecek, ekleyecek bir şeyim yok ama çocuk edebiyatı hakkında şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yazının en zor türü. Evet. Ve çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani yaş grupları bir büyük için yazdığımız zaman şu okuyacak, bu okuyacak demiyoruz da burada tabii yaş evet. grupları çok önemli. Evet. Sevda'nın da ders kitaplarını kutluyorum. Ben daha okumadım, çok merakla bir an önce okumak istiyorum. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir sürpriz oldu gerçekten. Sadece Sultan Su Hanım'la kitap fuarında, panellerde ya da ya İstanbul'da ya da İzmir'de karşılaşma şansımız olmuştu. Çok mutlu oldum programımıza katıldığınız için. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu şeyde Almanya'ya gitmiştim. Haliyle bizlerin yeri neresi olacak? Kütüphaneler falan. Tabii. Kütüphaneye gidince senin kitabını gördüm orada. Hangisini? Sanırım Ayşe'nin, demin söyledim. Ayşe'nin günleri, evet. Günleri. Onu getirdim ve evde okudum. Beni bir gazeteci, Monika diye bir arkadaşım davet etmişti. Onunla birlikte dedim valla ben kütüphaneleri gezerim, edebiyat etkinlikleri gezerim falan. O da dediğimi yaptı. Orada seninle karşılaşmak çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Yaşasın. Evet, sağ ol. Çok güzel. Ben çok teşekkür ederim. Fazla tutmayayım. Estağfurullah. Bir merhaba estağfurullah demek istemiştim. Çok mutlu arkadaşlarımı olduk. Arkadaşlarımı kutluyorum. Sevda da benim biliyorsun size. Çok çok teşekkür yakın ederiz. Arkadaşım. Hepinizi evet, öpüyorum. Evet, evet. Ama Münir öğretmenimizin de şimdi dinleyeceğiz. Çok güzel. Bir edebiyat öğretmeni olarak yaratıcı çocuklara, gençlere edebiyatı sevdirme anlamında çalışmaları var. Ki o yaş grubu çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum katılım evet. için. Sağ ol. Ben kesmemek için bir izleyicimiz daha var. Onun da sohbeti, onun da sorusunu, düşüncelerini alalım. Sonra Münir öğretmenime sözü vermek istiyorum. Bursa'dan Engin Sert öğretmenimiz arıyor bizi. Alo. İyi günler Gülsün Hanım. Nasılsınız? İyi günler Engin öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kumuslar'da çok selamlar, sevgiler sunuyorum. Ben çok... İnegöl ilçesinde 3. sınıf öğretmenim yapıyorum. İnegöl'den. Yıllardır öğretmen olduğum için programımızı ancak cumartesi günü izliyorum. Tekrarında. Bugün okullar kapandı. Erken, hatta çarşıdaydı. Erken dönemde bir saatlerdir bekliyorum programımızı. Harika. Yılbaşında. Harika. Unutları okuma bitince ben Mehmet Başar'ın diğer sözünü anımsatmak isterim. Okullar okuma alışkanlığı kazanmasına yeter diye bir sözü vardır. Gerçekten de okuma eğitimince okuma alışkanlığını çok duruyorum. Evet. Bu yıl orta kitap sınıf olarak satın aldım. Ben de aldım. Bu yıllardır okumadığım kitapları ben tavsiye etmişim. Yanlış yapmışım. Önce kendim okuyorum. Çocukları okutuyorum. Kesinlikle. Daha sonra kütüphaneye ün yapıyorum çocukları. Orta kitap fuarına götürüyorum. Ellerle beraber. Çok güzel. Çok teşekkür ederim bu deneyimi bizimle paylaştığınız için. Gerçekten bu çok çok önemli. Biz hemen hemen bu programlara sık sık bunu söylüyoruz. Ebeveynleri olsun, eğitimci arkadaşları olsun, lütfen kendi okumadığınız kitapları çocuklara önermeyin. Çünkü az önce birinci bölümde küçük bir çocuk en sevdiğim kitap Bomba dedi. Bomba korkunç bir öykü aslına bakarsanız. Çocuk öyküsü değil. Bir baş, yani kesik bir başın bir bohçadan çıkması. Yani korkunç bir şey. Ömer Seyfettin zaten biliyorsunuz çocuk edebiyatı olarak tanıtıyorlar ama içerdiği şiddet nedeniyle, şiddet ve ötekileştirme nedeniyle, ayrımcılık nedeniyle aslında çok da çocuklara önermiyoruz açıkçası. Ya da ebeveynlerle okuyup, eğitimcilerle okuyup eleştirerek okunmasında yarar var diyoruz. Tabii ki hiçbir kitap okunmasın evet. diyemeyiz. Ama eğitimciler bir arada okumalı. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Başarılı evet, çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.
Münir öğretmenim, şu çok önemli. Sevda öğretmenimin yaptığı çalışmayı da çok önemsiyorum. Çünkü hani altılarla ve sekizlerle yapıyorum bu dramayı dedi. Şimdi ilkokulda çocuklar çok güzel okumaya. Okuma süreci başlayınca ikiler, üçler, böyle dörtler çok tatlı karınca gibi okuyorlar. Beşler de öyle. Ortaokula geçince birazcık ergenlik döneminin de etkisi. Kafalar dağılıyor, kitaptan uzaklaşılıyor. O yüzden o yaş grubunda bu sizin yaratıcı drama çalışmalarının çocukları tekrar kitaba yönlendireceği gibi bir düşüncem var. Kutluyorum kesinlikle, o çalışmayı. Kesinlikle. Ama asıl lisede çok zor diye düşünüyorum ben. Lisede çok bilinçli öğrencilerle de karşılaştım. Ben okul etkinliklerimde, katıldığım okul etkinliklerinde. Yani ciddi ciddi yetişkin şiirlerimle program yaptığımız lise öğrencileri oldu. Ama bir yandan da bu okuma davranışının eksikliği nedeniyle özel şeyler yapmak gerekiyor ki evet, çocuklara evet, farklı kitap şeyler tanıtılsın, yazar gerekiyor. Tanıtılsın, dilin tadı, edebiyatın tadı gösterilsin. Neler yapıyorsunuz? Hatta ben şey düşünüyorum, çocuklar liseye geldiklerinde küçülüyorlar. Belki de küçük çocukların yapması gereken şeyleri yapmamız gerekiyor. Öyle görüyorum ya da, ben evet, yarın. Yani ben böyle çeyizlerimizi, okulda yaptığımız neler çalışmalardan çeyizlerimizi toparlayıp geldim. Evet. Ben de Engin öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Benim de notlarım arasında vardı. Öğretmenler de anne babalar da kesinlikle kendi okumadıkları ve onaylamadıkları bir kitabı öğrencilerine önermemeli. Evet. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Diğer taraftan da evet okulda yaptığımız çalışmalar çok önemli. Buraya gelmeden önce arkadaşlarıma işte kitap okumaya yönelmelerinde kimlerin etken olduğunu sorduğumda öğretmenleri kadar anne, baba, abi, komşu, amcalar bunların da çok etkili olduğunu gördüm. Bana verdikleri cevaplarda. Bu anlamıyla velilerimizde de şöyle bir algı var. Yani çocuğunu okula gönderdiği zaman bütün beklentisi okul üzerine. Öğretmen ona kitap okumayı da öğretir, öğretmen ona matematiği de öğretir. Öğretmen ona her şeyi öğretir, kendi üzerinden de sorumluluğu atmış olur böylece. Öyle değil, yani gerçekten görüştüğüm kişilerden edindiğim sonuç budur. Evet, öğretmen çok önemli öğrencinin okuma eyleminin başlamasında ama anne baba, komşu teyze, abiler, idol olarak belirledikleri kişiler bunlar da gerçekten çok önemli okuma etkinliğinin başlangıcında. Bu anlamıyla anne babayı gerçekten göreve davet ediyorum. Hatta bir uzatıyorum belki ama bir öğretmen arkadaşımın ikinci sınıfa geçen oğluyla konuştum programa katılmadan önce. Annen okuma eyleminin neresinde diye sorduğumda ikinci sınıfa geçen öğrenci annesini eleştirmişti. Yani annem benden önce uyuyor. Oysa biz onunla paylaşmak isteriz diye. Dolayısıyla anne babanın kesinlikle çocukla paylaşması. Okuma saati istiyorlar çocuk. Okuma saati istiyorlar. Ben bunu önemsiyorum. Yani ailede okuma saati olabilir. Bir günde 48 tane yarım saatimiz var. Bunlardan birisini neden biz aile olarak okuma saati yapmayalım? Ya hayatımız zenginleşir. Zaten aynı hayatları yaşaya yaşaya monotonlaşıyoruz günün birinde. Hatta sessiz kahvaltılar yapıyoruz. Yemeğimizi sadece tabak kaşık sesleri içerisinde yiyoruz. Yani bu yarım saati okumaya ayırdığımızda paylaşacak şeylerimiz artar açıkçası. Hatta şey olabilir, ben şimdi sizin deneylerinizi merak ediyorum ama burayı, bu konuyu da bitirmek istemiyorum. Örneğin her akşam sırayla diyelim ki ailede kaç kişi varsa o okuma yapabilir bir kitaptan. Aynı kitap okunabilir ve herkes ondan işte her akşam bir kişi okuyabilir, birer bölüm okuyabilir diyorum. Evet, sınıfta neler yapıyoruz edebiyat öğretmeni olarak? Neler yapıyoruz edebiyat öğretmeni olarak? Şunları bir önemsiyorum. Yakından gösterebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi iki ayrı çalışma yaptık biz arkadaşımla. 9. sınıfların edebiyat dersine ve dil anlatım derslerine giren Gülseren Koç öğretmenim var. Bu çalışmalar ikimizin ortaklaşa yaptığı çalışmalar. Hatta biz de Öğretmenler Odası'nda öğretmenler de çok eğlendik bu çalışmaları. Biz aynı zamanda kendimize de uyguladık. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum Gülseren öğretmenime. Çalışmalarımızın bir kısmını dil çalışmaları olarak yaptık. Çünkü çocuklar deyimlerin, atasözlerinin anlamlarını bilmiyorlar. Çünkü çok fazla deyim ve atasözü kullanılmıyor artık. Hatta onların yerine yenileri üretiliyor. Gene şöyle kitap ayıraçları yaptık toplum hizmeti çalışmaları çerçevesinde. Ve bu örneğin bir anahtar görünümlü kitap ayıracı.
Üzerinde de Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor. Hı-hı. Yani şairlerimizden dizeler Hı-hı. aldık. Böyle Hı-hı. çalışmalarımız var. Gene bunlar böyle kitap ayıraçlarımız. Hayatımızın ortasında kocaman bir argo da var aslında. evet. Çok bu yaygın. Etkinlikler, Hı-hı. bu aktiviteler öğrencilerin kendi hazırladıkları aktiviteler. Biz onlara ayıraç hazırlayın, argo Hı-hı. sözlüğü hazırlayın Hı-hı. demiyoruz tabii ki. Hı-hı. Etkinlik yapmalarını istiyoruz. Hı-hı. Ne yaparlar? Bunlar dil çalışmaları. Argo sözlüğü hazırlamış öğrencimizin birisi. Ve gençliğin kullandığı çok farklı bir dil var ve biz o dili o gençlikle çalışıyorsak eğer o dili biz de bilmeliyiz. Evet. Yani yaşamımızın ortasında belki eleştiri alabilirim argo sözlüğü hazırlanır ama yani gerekli diye düşünüyorum. Hayatımızın ortasında var çünkü. Mesela gazoz ağacı dendiği zaman ne akla gelir bilmiyorum ama ben de ilk defa öğrenci hazırlayıp getirdiğinde görmüştüm. Bir sözün çok saçma olduğunu belirtmek için kullanılan bir ifadeymiş. Bir başka ifadesini almak, işte üstün gelmek, yenmek. Gerçi bu bilinen bir şeydir. Böyle bir çalışmamız var. Argo sözlüğü çalışması yaptırdı Gülseren öğretmenim. Teşekkür ediyorum. Sonra burada başka çalışmalarımız var. Böyle gözlerimiz, ayaklarımız. Yumurta bunlar, kabukları. Evet, yumurta kabukları. Ben de döktüm içindekileri. Bunların içinde de bu hangi desen, resim varsa onunla ilgili deyimler ve atasözleri var bunun içinde. Bu sınıfta nasıl uygulanıyor? Öğrenci etkinlik olarak bunu hazırlıyor, getiriyor. İşte etkinlik sırası kendine geldiği zaman içinden çekiyor. Ben de çekeyim bakalım ne çıkacak bilemiyorum. Evet, merak ettim ben de. Öğrenci açıyor bunu ve okuyor. Hangi karıştırmış olabilirim. Ayağı suya değmek mesela. Ayağı suya değmek. Ayak içinden çıktı herhalde bu. Evet evet ayaktan çıktı. Hani ne demek? Arkasında da o var. Bir şeyin değerini sonra anlayıp aklı başına gelmek. Yani böyle bir olayın farkına varmak var. Evet. Bunlar evet dil çalışmalarımız. Bunun dışında evet tabularımız var. Burada bilmecelerimiz var. Öğrenciler bu şekilde hazırlayıp getiriyorlar. Yani televizyonun herhalde etkisi, görsellik çok önemli çocuklarımızda. Kesinlikle. Süslüyorlar, pulluyorlar, işte püsküller yapıyorlar, bu şekilde getiriyorlar. Bunu da Gülseren öğretmenim yaptırdı 9. sınıflara. Küçük küçük zarflara koymuş öğrencimiz. İçinde bilmeceler var. Bilmece soruyor arkadaşlarına. Ne diyor örneğin? Üstü yeşil düğmeli, dilim dilim dilmeli. Portakalmış. Üstü yeşil düğmeli. Üstü yeşil düğmeli, dilim dilim dilmeli. Bilmeli, enteresan. Evet, bu şekilde. Biraz daha çağdaş bilmeceler. Evet, evet. Halinde. Yani kendilerine göre de değiştiriyorlar bilmeceleri. Çok önemli tabii. Şimdi evet, bunlar çocukların söz varlığını zenginleştirme anlamında çok önemli bir şey. Değil mi? Yani evet, evet. Söz varlığını zenginleştirmesi açısından çok önemli. Peki bunların çocukların kitap okuması konusunda, edebiyata ilgi duyması konusunda sizin biliyorum yazarlarla da buluşturuyorsunuz öğrencilerinizi, lise öğrencilerini. Anlama hakim olması açısından, okuduğu metnin anlamına hakim olması açısından deyimlerini, atasözlerini, bilmeceleri, mecaz anlamı çocuğun bilmesi elbette ki okuduğu kitabı daha çok sevmesi, anlamasına ve dolayısıyla da sevmesine neden olacak. Sağlayacak diyeyim, anlatım bozukluğu yapmayayım. Evet. Bir de okumak eğlencelidir kavramı çocuğun kafasında. Evet, eğlenceli bir şey. Evet, teşekkür ediyorum Sevda öğretmenime. Yani gerçekten şu çalışmaları öğrenciler yaparken sınıfta biz öğrenciler eğleniyorlar. Aynı şeyi geldik öğretmenler odasında açtık bunu. Bu da kavanozumuzun içinde de böyle etkinliklerimiz var mesela. Bunları döktük öğretmenler odasına. Hepimiz birer tane çektik. Bize ne çıkmış acaba? Ben de bir tane çekebilir miyim? Şunlar biraz da öbürleri kopmuş ya. Hani orijinalini göstermek adına. Evet, size gayet şey yapayım. Bir şey. Öğretmenler de eğlendik. Biz bunları döktük ortaya. Sonra hepimiz birer tane çektik. Bakalım bize ne çıkacak. Evet, ben de merak ettim. Bize ne çıkacak? Burada
karşıt anlamlı, yani birbirini yalanlayan, birbirini çürüten atasözleri var bunun içinde. Ne çıktı size bilmiyorum. Bana şu çıktı, çok güzel bir şey. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Ne kadar güzel. Peki bunu... onu yalanlayan? Evet, hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Evet, birbirini yalanlayan, birbirinin evet, zıttı olan zıttı sözler. Olan. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Sırrını verme komşuna, o da söyler komşusuna. Güzel. Biz de eğlendik öğretmenler, evet, olarak öğretmenler odasında. Evet. Çok teşekkür. Bunlar bu çalışmalarımız dil çalışmaları. Tamam. Yani dile hakim, hı-hı, olma adına, hı-hı, yaptığımız çalışmalar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Aslında daha pek çok çalışmalarınız var yaratıcı ama dediğim gibi bir yandan da yazarlarla da öğrencileri buluşturuyorsunuz. Lise öğrencilerinin de bu ülkemiz yazarlarını tanıması önemli. Evet, geçen eğitim öğretim döneminde Halime Yıldız'la, ki Halime Yıldız'ı da sizin programınızda tanımıştım. Bu programın da böyle güzel tarafları var. Öğretmenleri de, evet, öğrencilerle, evet, beraber, evet, yazarlarla çok mutlu oluyorum ben de, çünkü hayat içinde karşılığını buluyor. Yani yaşamda üretilenleri biz buraya alıyoruz ama biz burada, evet, konuştuğumuzda bir, evet, biçimiyle, evet, yaşamın değişik alanlarına yansıyabiliyor. Bu da beni çok sevindiriyor aslında gerçekten. Sevda Hanım'ın da söylediği gibi, yani kalıcı ve etkili bir çalışma yazarın kitabının önceliden okunması ile oluyor, gerçekleşiyor. Şöyle bir çalışma yaptık. Biz Halime Hanım'ın ilk gençlik kitaplarını aldık. Öğrencilerimiz okudular. Bu okumayla ilgili çalışmalar yaptılar. Bulmacalar hazırladılar. Aktiviteler yaptılar. Örneğin bunlar bu Halime Hanım'ın kitaplarından hazırlanan bir anahtarlıktır. Kitabının içindeki, hı hı, şiirleri seçmiş öğrencimiz. Bir, evet, anahtarlık hazırlamış. Buradan da kendisine selamlarımı iletiyorum. Evet, şiirlerinin anahtarını ele geçirdik. Bundan sonra işi zor, evet, diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın çok hızlı ilerledi. Ne yazık ki sonuna yaklaştık. Bir şiir köşemiz var. Şiiri paylaşmak istiyorum. Bu hafta sevgili izleyiciler, Kemal Özer'in 16 Haziran akşamının şiirini seçtim. Çünkü 15-16 Haziran ülkemiz işçi sınıfı tarihinde çok önemli iki gün, iki uzun gün. İnsanların kendiliğinden işçiden bilinçli işçiye dönüştüğü, örgütlü işçiye dönüştüğü, onu da somut olarak ortaya koyduğu iki gün. Tabii ki yaşamda olan her şey hayata duyarlı olan şairlerimiz, edebiyatçılarımız tarafından da ifade ediliyor. O yüzden birkaç gün önce tekrar 15-16 Haziran'ın yıl dönümüydü. O yüzden bu şiiri seçmek istedim. 16 Haziran akşamının şiiri. Hala durur o akşam belleklerinde. Mayalanır, durur birlikte bakmanın derinliğiyle. Önüne geçilmez coşkusuyla birlikte yürümenin. Bir ağızdan söylemenin güzelliğiyle bir şarkıyı. Birlikte sahip çıkmanın bir öfkeye, bir hesabı birlikte ödetmenin, düşen kalır, bırakın ağlamayı demenin kutsal ve hüzünlü aleviyle yaşayıp durur o Haziran akşamı. Birlikte baktılar her şeye, tek tek bakınca göremedikleri, içine giremedikleri evlere baktılar. Bir yabancı gibi sığındıkları parklara, bir ucundan geçip de yalnızlık çektikleri koca koca alanlara, tutamadıkları niceliklere, inceliklere baktılar ellerinin nasırıyla. Kaçırılan değerlere baktılar, korunan bankalara. Önlerine çıkarılan parmaklıklar demirden değildi artık. Kendi sesleriyle konuşmuyorlardı. Ağızlar karşılarında ve yerlerinde başka bir şey dikilip duruyordu engellerin. Yani korunan ve kaçırılan neyse oydu yollarını tıkayan da. Üstlerine çevrilen de oydu namlıların. Apaçık gördüler kim neyin hizmetinde. Gördüler kendi eğittikleri demir düşman edilmiş ellerinin emeğine. Suyuna ter kattıkları çeliğin gördüler çevrildiğini göğüslerine. Ürettiği ne varsa daha özgür, daha yoğun, daha anlamlı yaşamak için esirgendiğini gördüler insandan ve kavgasız elde edilemeyeceğini hiçbir şeyin. Birlikte yaratılanı birlikte devşirip evlerine dönenlerin o Haziran akşamı
Her sokağa çıkışları bir gerçeği belirtir. Yaşamın güç ve onurlu kavgasında omuz omuza olmak verimli bir ırmak gibidir. Yeni tohumlar saçar geçtiği tarlalara, yüreklere yeni zaferlerle doldurur ve birlikte duyulacak yeni sevinçlere kadar o Haziran akşamı mayalanır durur. Selam olsun diyoruz. Ülkemizin işçi sınıfının şanlı tarihinde önemli bir yeri olan 15-16 Haziran direnişçilerine. Bu şiiri biraz da şundan anımsadım. Bursa'dan başlayıp ülkemizin önemli büyük iş yerlerinde işçilerin direnerek, birlikte örgütlenerek yaptıkları, güçlerini gördükleri ve kendi güçlerini gördükleri mücadelede çok daha sıcacık. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Ankara'dan Bilge Öngör arıyor bizi. Evet, bugün ne güzel yazar arkadaşlarımız bizi hiç yalnız bırakmadılar. Alo. Merhabalar Gülsüm Hanım. Merhaba Bilge Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bu güzel programınızı ilgiyle izliyorum. Bu Haziran şiirinden sonra ben de Haziran'daki o sevgili direnişçilerimize de selam olsun diyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Bu arada sizin 7. şiir kitabınızın müjdesini de aldık. Ondan da çok mutlu oldum. Evet, ama tabii daha çok biraz zaman olacak. Yeni şiirler yazılıyor ama kitabın çıkması, kitaplaşması tabii biraz zaman alacak. Ama romanlar daha önce. Ayşe'nin Gürleri örneğin umuyorum ki Ekim'de, Kasım'da okurlarıyla buluşur diye düşünüyorum, hayal ediyorum. Ay, ne kadar güzel, evet. Ne kadar güzel bir etkiliğiniz zaten devam etmiş bu şekilde. Bu arada ben diğer arkadaşlara da merhaba diyordum. Müdür Hanım'la tanıştığıma bu televizyon aracılığıyla memnun oldum. Evet, ben de memnun oldum. Sevda Yüksel zaten çok yakın arkadaşım. Ona da selamlar, merhaba diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevda'yla şöyle bir şey, zaman zaman sohbet ederken bu çocuk kitaplarımızla büyük kitaplar karşılaştırmalar yapıyoruz yazma süreçmesi. Evet. Ondan kaynaklanan bir soru sormak istiyorum. Çok hızlı çünkü çok az zamanımız kaldı. Tamam. Bu evet. Yazma sürecinde çocuk kitabı ve yetişkin kitabını eğer karşılaştırırsa düşünsel ve duygusal olarak hangi farklılıkları yaşıyor diye soruyorum. ve hepinize selamlar söyleyerek kapatıp dinlemeyi tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim Bilge Hanım. Sağ olun. Çok hızlı. Çok selamlar, sevgiler. Çok teşekkür. Tamam. Çok teşekkür. Aslında çocuk kitabı ya da yetişkinler için kitap yazmanın duygusal, düşünsel anlamda birbirlerinden çok farkları yok. İkisi de aynı süreç. Sadece nedir? Teknik olarak yazarken belki çocuğa seslenmek ve yetişkine seslenmek sadece o noktada bir farklılık doğabilir. Onun dışında yoksa duygusal, düşünsel verilen emek farklı değiller birbirlerinden. Hatta biraz daha mı duyarlı olmak gerekiyor çocuklar için yazarken? Biraz daha mı dikkatli olmak gerekiyor? Evet. Diyelim. Evet, çünkü kesinlikle. Yetişkin okur bir biçimde artık yolunu seçmiş, kendi kararını edinmiş, kendi kararını verebilir. Ama çocuk okura siz ne verirseniz belki verdiğiniz iletilerle işte bomba örneğinde ya da bir başka kitap örneğinde olduğu gibi farklı şeyler verebilirsiniz. Evet, çok dikkatli yani, olmak gerekiyor. Bir de şunu yani düşünmek, göz ardı etmemek gerekir ki yani çocukluğumuzun, ilk gençlik yıllarımızın izleri ömür boyunca bizde kalıyor. Dolayısıyla o dönemde çocuğun okuduğu kitap da onun kitabın çocuğun üzerinde bıraktığı etki izde çok çok önemli. Evet, dediğiniz gibi gerçekten bu konuda çok çok duyarlı olunmalı. Evet, ben tabii bu arada çok güzel şeyler, çalışmalar yapılıyor çocuklar için. Şimdi yaz dönemi geldi. Bazı tabii paralı kuruluşlar yaz okulları yapıyorlar. Herkes farklı etkinlikler yapıyor çocuklar için ama ben iki tane etkinliği duyurmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Evrensel Basım Yayın'ın açtığı indirimli kitap kampanyası. Yaz boyunca Evrensel Basım Yayın farklı yaş gruplarında çocuklar için çocuk kitapları, örneğin renkli resimli çocuk kitapları var. Hem okul öncesi hem ilkokul birinci sınıflar için bu kitaplar çocukların okuma alışkanlığının gelişmesi açısından çok önemli. Yine çocuk kitapları 8 yaş üstü çocuklar için. İlk gençlik kitapları var. Yine ilk gençlik kitaplarımız var.
bunları okuyabiliyoruz. Biraz önce örnek armağan ettiğimiz kitaplardan da görebileceğimiz gibi. Bir de Kürtçe çocuk kitapları var Evrensel Basım Yayın'ın. İlk kez Diyarbakır Kitap Fuarı için olduğunu anımsıyorum. Muzaffer İzgünel Tutun pek çok ülkemiz yazarlarının, ustalarının kitapları çocuklara kendi ana dillerinde kitap, öykü, roman okuma keyfini verebilecek nitelikte. Bu kampanyadan yararlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Hem eğitimcilerin hem anne babaların. O kampanya haberini vermek istedim ben. Bir de yine Evrensel Basım Yayın'ın ortaklığında Türkiye'de bir ilk olan bir çalışma gerçekleştirildi. Illustrative Today diye ismiyle bir illüstrasyon okulu açıldı Türkiye'de. Buna yetişkinler, ressamlar, yetişkin çizerler katılabiliyorlar. Kış dönemini tamamladı. 3 aylık periyotlar halinde kış dönemini tamamladı. Şimdi yaz dönemi başlıyor. Bunu da duyurmak istiyoruz. İçinde resimler, resimle ilgilenen gençlerimiz olabilir İstanbul'da ya da yakın yerlerde. Efendim 30 Haziran'a kadar mülakat, yani karşılıklı görüşme sonucunda alınabiliyorlar bu atölyeye, bu çalışmaya. Ve 2 Temmuz'da da yaz dönemi okulu başlıyor. İllüstrasyon okulunun yaz dönemi başlıyor. Çok önemli bir İranlı sanatçı Said Ensafi bu dersleri veriyor. Çok çok önemli bir sanatçı. Pek çok uluslararası ödülü var. Geçtiğimiz yıl Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nin yılın tasarım ödülünü kazandı. Evrensel Basım Yayın'dan çıkan tasarladığı kitabıyla. Bunu da duyurmuş olalım. Çizmeye meraklı ve çizer olarak sürdüren yaşamını deneyim alışverişi anlamında belki kendilerini geliştirecek, kendi deneylerini diğer insanlarla paylaşacakları bir çalışma olarak yaşamlarında farklı bir deneyim olabilir diye duyurmak istedim. Yaz dönemi evet yetişkinler için de resim öğretmenlerimiz belki görsel sanat dersleri deniyor artık değil mi öğretmenim o evet. derslere? Evet görsel öğretmenlerimiz sanat. De buna katılabilirler. Ama mülakatı kaçırmayın 30 Haziran'a kadar. Evrensel Basım Yayın. Evet az kaldı. Evrensel Basım Yayın'ın binasında buna ulaşabiliyorlar. Evet programımızın sonuna geldik. Çok hızlı aktı. Programımızı kapatmadan önce sevgili Sevda Müjgan'ın biraz önce tanıttığımız kitaplarının dışındaki kitaplarını da tanıtmak istiyorum ben. Sonsuz, sonsuza kadar rengarenk, cıvıl cıvıl kitaplar bunlar. Hoplar ülkesinde ışıl ışıl, Hezarfen'le uçuyoruz. Şen Yuva Apartmanı'nın maceraları, Lila, renkli köpek, Lila renkli köpek, ilginç. O büyük uğultu, beni inciten aptal dünya, bu da ilginç. Mavi Kanat'ın Kızılderili Çadırı, isimler Korkak Kızlar, Cesur Erkekler. Bu cinsiyetçiliği eleştiren bir kitap değil mi öğretmenim? Evet. Salyangozdan Korkan Annem ve Biz. Kutluyorum. Bu kitaplar da Gendaş Çocuk'tan yayınlanmış. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Keyifli. Zannediyorum yaş grubu olarak 4. sınıf ve üstü. Evet, 9 yaş ve üstü çocukların rahatlıkla okuyabilecekleri kitaplar Gendaş Çocuk'tan Sevda Müjgan Yüksel'in öneriyoruz. İyi okumalar diyoruz. Hem sizler hem çocuklarınız kitaplardan uzak kalmayın diyorum. Ben programı kapatmamız gerekiyor. Çok az zamanımız kaldı. Ama birer cümleyle, çok kısa birer cümleyle ebeveynlere, eğitimci arkadaşlara mesajlarımız olsun. Evet, bol kitaplı bir tatil diliyorum öğrencilerimize. Güzel güzel dinlenip yeni öğretim yılına bedensel ve ruhsal olarak, dinlenmiş olarak, eğlenmiş, güzel bir tatil geçirmiş olarak başlamalarını diliyorum. Ben de kitap okumanın ciddi bir iş olduğunu, bunu boş zamanlarda yapılan bir aktivite değil de zaman ayrılarak yapılan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu anlamıyla tatilde öğrencilerimizin kendilerine zaman ayırarak kitaplarla dost olduklarını geliştirmelerini istiyorum. Anne babalar da bu çocuklarının kesinlikle aktivitelerine katılsınlar. Birlikte paylaştıkları bir aktivite olsun istiyorum. Dinlensinler, eğlensinler, zamanlarını verimli geçirsinler. Dostlarından, kitaplarından ayrı kalmasınlar.
Ayrıca Ay Dilinde birlikte ürettiğim arkadaşlarıma da selamlarımı göndermek istiyorum buradan. Tabii bir varsa birkaç öneri, kitap önerisi de alabiliriz sizlerden. Varsa söylemek istediğiniz hızlıca. Ben Münir Hocam'ın sözüne bir ek yapmak istiyordum. Yani kitap okumak bir zorunluluk, bir görev gibi algı değil. Kitap okumak bir eğlence, eğlencelidir. Kitap okumak anlayışıyla yaklaşalım. Evet, evet, bizi mutlu eden bir süreçtir. Bu duygularla kitapları alalım elimize. Yani o asık suratlarımızı, görevlerimizi yani biraz bir taraflara koyup böyle bir duyguyla sarılalım kitaplara geçiyor gönlümden benim. Tamam. Var mı birkaç öneriniz? Ben Münevver Oğan'ın kitaplarını önerebilirim. Ana sınıfı ve birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencileri için Münevver Hocam'ın çok güzel kitapları var. Çok güzel iki ressamla çalıştı. Ümit Ögmel ve Ülke Ovat'la çizimlerini yaptı. Çok keyifli seri olarak kitapları var. Onları öneririm. Keyifli okurlar diye düşünüyorum. Sizin öğretmenim? Ben öyküler okumalarını öneriyorum. Yani belki yazar adı vermek istemiyorum ya da vermiyorum şu anda ama çünkü öykü ve şiir edebiyatımızın iki üvey çocuğu sanki. bu anlamıyla gençlerimizin tatilde anlar önemlidir diye düşünüyorum. Bu anları değerlendirmek, kendi anlarını da öykülerde görmek adına öyküler, şiirler okumalarını öneriyorum kendilerine. Çok teşekkür ederim. İyi tatiller, iyi eğlenceler, iyi dinlenceler diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Ne yazık ki çok keyifli bir sohbetti. Hem eğitimci hem yazar olunca hem de böyle güzel uygulamalar olunca gerçekten çok keyifli oldu. Sizlere ben Hayat Televizyonu izleyiciler adına çok teşekkür ediyorum. Bu hafta programımızda çocuklar ne okusun, nasıl okusun, çocukların okuma davranışını kazandırmak için neler yapmalıyız konusunu gündeme getirdik. Program konuklarımız yazar, eğitimci Sevda Müjgan Yüksel ve eğitimci, edebiyat öğretmeni Münire Çalışkan Tuğ idi. Münire Hanım İzmit'ten geldi, katıldı programımıza. İkisine de sizler adına çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler bitmiyor. Bir teşekkür de bu yayın döneminin son programında. Aslında ekranın görünen tarafında bizler varız ama bu programın sizlere ulaşması için çok emek veren arkadaşlarımız var. Yayında, yapımda emeği geçen birçok arkadaşımız var. Onların isimlerini okumak ve sizlere onları da tanıtmak istiyorum. Yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarım kimi kamerada, kimi rejide. Nazife Yaşar, Mehdin Uyan, Melani Uykız, İbrahim Demirci, Tolga Alp Turgut, Filinta Özdemir, Engin İnci, Eren Karadağ, Rojat Turgut, Ceren Kaplan arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Ulaşımda Erdal Oflas, Naci Koşar, İletişim Ezgi Unay, Mutfakta Suzan Özkale, Selma Koçman, Gülşah Sayan. Elbette hepsi bu programların gerçekleşmesi için, Hayat Televizyonu'nun programlarının gerçekleşmesi için emek veren dostlarımız, hayat emekçileri, Hayat Televizyonu emekçileri. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet, bu yayın döneminin son programı idi. Sizlere bu programla şimdilik veda ediyoruz. İyi tatiller, güzel bir yaz dönemi geçirmemizi diliyorum. Ülkemiz içinde, ülkemizdeki iklim içinde diyeceğim, yaşam ortamında daha güzel, daha özgür, daha mutlu olmasını, hepimizin düşlediği demokratik günlerin gelebilmesini diliyorum ve hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Sevgisiz, sevinçsiz, umutsuz, kitapsız, şiirsiz kalmayın. Adımlarınız sizi hep güzelliklerle buluştursun.